Bu eğitim videomuzda Environment Management komutunu göreceğiz. Bunun için öncelikle kendime bir template oluşturmak istiyorum. Burada Solid köşede TabSolid logosuna dokunuyorum. File, Templates, Open My Template. Buraya bir tane CAM dosyası açıyorum. Machining dosyası. Üç eksen işleme diyelim. Equipment kısmında Select Machining seçeneğinden sisteme bir tane tezgah ekliyorum. Rosilla C850 tezgahını, divizörlü olabilir, sıkıntı değil. Referanslar bölümünden bakıyorum, burada şöyle bir seçenek var mı? Evet. Tool Machining Equipment seçeneği. Eğer yok ise herhangi bir projeyi açıp veya buradan referanslardan Reference Library deyip istediğiniz projeyi buraya eklettirebilirsiniz. TabSolid Machining Equipment zaten var burada. Bunu seçip de OK dediğiniz zaman şöyle buraya şu projeyi eklemiş olursunuz. Bunu açıyorum ve buradan Equipment kısmından sisteme bir tane mengene ekliyorum. Şu olabilir. Tutup şuraya sürükleyip bırakıyorum. Inclusion seçeneği aktifken okeyleyeceğim. Artık şu kütüphaneyle işim kalmadı. Mengenenin alt tablosuyla tezgahın tablosu birbirine çakışık dedik. Orientation seçeneğiyle de tezgahı şöyle oriente edelim. Ama şu anahtar ağzı diğer tarafa gelsin. Hatta şunu da yapabiliriz. Şu düzlemi de şununla çakıştıralım. Bu yüzeyi de şurayla çakıştıralım. Ve burada eksi 100 milim bir mesafe verelim. Burada işim bittikten sonra pozisyon 2'yi onayladım. Bu mengeneyi tabloya sabitlediğimi söyleyip okeyliyorum. Ve kaydedip çıkıyorum. Artık template'le de işim kalmadı. Burada 3 eksen işleme diye My Template doküman projemin içerisinde artık o CAM dosyası mevcut. Şimdi TabSolid CAM Eğitim Videoları adlı projemde Environment Management adlı klasörün içerisindeki datalarıma CAM yapacağım. Şöyle yapıyorum. Klasöre sağ klik. Machining dosyası açarken My Template'ler kısmında 3 eksen işleme adlı tezgahı seçiyorum. Şimdi Environment Management seçeneği ne işe yarıyor onu göreceğiz. Burada bağlama aparatı olabilir, fikstür olabilir. Şu an tanıttığımız gibi mengen olabilir. Mengeneye parçayı bağladığımızda mesela bir kontür döndüğümüzde parçanın etrafına mengeneye değmeden kontür döneceğiz. Equipment kısmından öncelikle parçamızı, işleyeceğimiz parçayı tutup Machining kısmına atıyorum. NC Part Creation seçeneği aktifken dikdörtgen bir stok oluşturacağımı söyleyip okeyliyorum. Yine montaj ilişki seçenekleri aktif oldu. Construction seçeneklerinden parçanın şu alt tablosunu mengenenin şurasıyla çakıştırıyorum. Yan yüzeyini çeneyle, diğer yan yüzeyiyle mengenenin diğer ağzıyla çakıştırıyorum. Şöyle. Bu yüzeyle de şu yüzey arasını çakıştırıp buradan bir mesafe verelim olmadı. 10 milim içeri doğru. Şimdi dışarı çıktı. Yönünü terse çeviriyorum. İçeri doğru şöyle ortaladık. Bu şekilde bağlamış olduk. Pozisyon 2'yi onaylayıp çıkıyorum. Hatta şöyle ekrana sığdırıp izometrik bakalım. Şimdi equipment kısmından
Parts Environment Creation seçeneğini aktif ederek Edit and see part position deyip tekrar bakalım. Evet. Part kısmını burada otomatik seçili geliyor. Environment kısmını da mengeneyi seçip OK diyorum. Daha sonra Additional kısmından Environment Management seçeneğinden burada parçayı seçiyorum. Yani şu mengeneyi. Şu kısımda da işleyeceğimiz parça zaten otomatik seçili. Setting sekmesinden çarpma olunca operasyonu durdur diyorum. Ve ense operasyon kısmına geldiğinizde sistemin en başında şöyle bir şey. Environment aktivasyon seçeneği şöyle görürsünüz. Şimdi işlem yapıyorum. 3 eksen işlemlerden bir roughing işlemi yapalım. Burada tabanda duvarda 0 pay kalsın. Z'de 1 alsın. Fazla teferruata girmeden 16R03 takımımı seçip OK diyorum. Evet. Rafinha baktığınız zaman şöyle bakın. Mengenemin üstünden ve yanından mengeneye değmeden takım yolları oluşturdu. Herhangi bir sınırlama Z mesafesi belirlemedim. Hatta şöyle bakarsanız Z-54 değil de Z67.5'a kadar işlem yap dediğim halde yine de mengeneme çarpmadan takım yolu çıkaracak. Katı simülasyonunu görelim. Evet, bakın. Mengenenin bağlı bulunduğu yüzeylere hiçbir şekilde şöyle takım yolu çıkarmadığını görürsünüz. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.